Buyurun be. Kareta çıktı. Bundan önce kare deniz kaplumbağaları, karetalar yuvalarına açmıştı. Hiç düzensiz. Sonra bu haber çıkacak. Düğmeye basmış gibi. Düğmeyle haberi yönetiyorlar. Kesinlikle. Köpek haberi çıkarsaydı. Kedi haberi veya. Hiç şüphe yok be. Evet. Tekrar hikayeyi dinliyoruz. Fitneyi. Orada oturanlar, buraya uğramış olanlar. Bu pislikte. Magandalık için. Daha küçük yaştan tatillerini burada geçiriyorlar. Bu da Konya kuşatma altında, bakın arkada bina diken çobanların binaları. Evet, sonra serbest kalacaklar be. Kimse kadir suçlu değil diye. O suçlu değil be. Herkes bıçakla geziyor lan. Sokuyor insanları. Zora düştü. Boyu postu polislerden yüksek. Bıçak sokmak zorunda kaldı. Zoruna gitti değil mi? Kapattırdın. Devam etseydin bir yarım saat daha. İksamstır akbabası. Evet. Sonrası değerli kilit konut. Kilit konut. Konut belgesi düşürüldü. Kime uyuyor bu? Ülkenin bütün değerli emlakları elinde olan Akbaba'nın, Robin Hood'un. Ne düşmüş hem de, ne düşmüş. Bizimle vergiyi düşürsene be. Bütün hayatı boyu uğraşan saçını süpürgeden, sonra aramızımıza el koymak için seslenen belediye. Buraya bir şey yapılmıyor, çocuklar zarar görecek bu arazide. Onu park yapacağız ha. Park yaparız, park kafe açacağız sonra orada. Salıncaklar da. Çünkü kuranım ya araziniz. Vergisini ödüyorsunuz. Sonra git sat onu. Al yeni bir arazi. Ta daha başından. Her sene öde yüksek vergileri. Ona da indirim yapsanıza tarla gibi. Hayır. Senede kaç para veriyoruz? Vergi. Sadece akbaba pisliklerine mi yarayacak o? Konağın kabusu bitmiyor. Yine tesadüf. Seyfi Korhona yazsaydı. Sırayla geliyor. Kısa süre. Hep yorum yazdığımız haberler. Halil'e çok benziyor ben. Müteahhit Halil. Erzurumlu mesan. Yusuf yorum yapıyor hep. Korkunla yazıyor. Korkuna. Sırayla gelecek. Senin düğmeye basmış gibi. Devam edecektir o. Onu
serbest bırakana kadar daha çok şeyler çıkacaktır. Politikacılar, Erdoğan'ı çıkardı. Ben önlemeye çalışıyormuş. Hayvansever. Diğer haberlerdeki gibi. Ceren Özdemir, hayvansever. Özgecan Aslan, hayvansever. Tekirdağlı Melek Şengül. O kayboldu. Bir şeyleri ele aldık değil mi? 75 ton yem falan filan her günde. O bitti. Peki bu hafta içinde kaç kişi bıçakla öldürüldü? Onların yapma nedeni yok muydu? Zevk için mi yaptılar babamam? Onlar niye çıkmıyor durmadan her televizyon haberine? Ufak bebek öldürüldü. Kesici aletlerle, bıçaklarla yakılmış sonra. O neden çıkmıyor lan her gün? Neden? Anaları İksan Sır'da Orhan Seyfi, Orhan şiiri mi okumuyor? Size söylüyorum, bir can gitti orada. Tüm üniversiteler bıçakla mı geçiyor? Özellikle hayvanseverler burada gördük örneğini. Kesinlikle bıçakla geziyorlar. Bir fırsat, bir iftira, bir yalanla anında bitirmek için. Çünkü Akbaba onların serbest kalacağına söz vermiş. İçeri atılsalar bile krallar gibi. Siz ona ayrımcılık yapın. Görün bakın neler olacak. Medya patron Akbaba Erdoğan'ı karıştırabildi. Böyle görüntüyle. Onun Medya Parke'de gazeteciler cemiyetinden, ordularından, kullarından biri ona soruyor be. Başka işi yokmuş gibi. Millet ötekileri soruyor. Dışişleri mıcı savaşmamış. Onun soracağı şey Kadir. O da cevap verecek. Sonra her gün kullanacaklar onu. Hakimleri etki altına. Hakim seyretmeyecek mi onu? Hakimleri etki altına alacak. Sonra bir katil serbest kalacak. Neymiş? Ben bıçakla geziyorum. Birden ilk haberlerine bakın. Yakalamışlar adamı saldırırken veya başka bir kalındır belki. Arabanın içine şiddetle sokmaya çalışırken. Sonra neymiş? Park kafede. Orada peşinden gitmiş. Bambaşka bir yerde. Başladıkları bir yerde değil. Şahitleri görmüş. Şahitleri. Hikaye zaten oradan çürük. Bir de çıkaracaklar. Erdoğan'ın daha bitmeyecek yani. Başkalarını da çıkaracaklar. Kılıçdaroğlu sen de çık. Kim varsa Kadir için seferber olun. Bu fitneyi görmeyen bu millet var ya. Bekleyin görün be. Fitneleri böyle anında sezerim. Sürekli de cevap veririm. Orada biteceğin iyi oldu. Aynı Melek Şengönül cinayetinde gördüğüm gibi. Neymiş hayvan anan. Bu da konacak tam zamanda. 1 milyonluk TL altınlar yere saçılmış falan. Nereden lan bu para? İlk sorduğum soru oydu. Sonra acaba dedim hepsini topladılar, götüremediklerini mi saçtılar oraya?
onlarca hayvan bahçende bakarak zaten paran biter. Bir de üstüne para mı para yatırıyordun ha? Altın olarak. O tutarsızlığa kimse bakmıyor. Hayvan sever melek öldürdü. Bir meleği öldürdüler. Hayvan sever diye. Dikkat oraya. O dava ne oldu lan? Hiç duyulmadı. Bir daha yorumlarımdan sonra. Fuat Orhun. Melek Şengönül ne oldu lan? Ona ne oldu? Kadriye Orhun. Bu hayvan severlerden. De ki böyle. Korumasız hareket etmiyor gördüğüm kadarıyla. Bir çıksam söyleme hanımefendi burada. Alnında 2-3 maganda. Bıçaklı. Ne oldu lan o melek Şengönül'ü nasıl gözden kaybettiniz böyle evinin, herkesin evini gözetlediğiniz gibi bir çıkarsan kapanmadan fırladığınız gibi ona nasıl bakamadınız be? Hayvanları onlarca yırtıcı hayvanları neden tepki vermedi? Bu nasıl bir Orhan Seyfi Orhun hikayesi? Cevap ver lan sokak hayvanı lideri, parazit, bok, hastalık, saçma lideri, ilaç lideri, medya lideri, akbaba fırtkırgır. Orhan Seyfi Orhun tohum. Ne oldu lan o davada? Ne kapandı o dava? Polisin ismi neden bu ahçıyla aynı? TV8 ahçısı. Gazilere sinekli yemek dağıtan. Yemek masası kuruyor, etraf sinek kaynıyor. Nereden belli? Buradaki işlemden daha önce. Sineklerin toz kadar kalmış be. Teşekkürler farz esnasında arkadan hayvan haberi düğmeye basar gibi olmadı. Bu nedir lan? Polis nöbet tutuyor. Ayakkabılarını falan düzeltiyor. Teşekkürler. Ve Erdoğan'a diyorum ki o yanlışı düzelt. Şahsen takipçisi ol. Hak ettiği kanuna göre cezasını alsın. Bir cinayettir. Yoksa Allah'tan bulacaksın. Motosikletimiz ve motosikletimiz. Motosikletçimiz. Hala orada. Telefonla gece karanlığından. Ne acaba? Mesaj kurayım mı? Evet. Balkona çıktık. Nasıl uyandım ben? Boğazımda. Gıcıkla. Kapatıyoruz duymasın ibne. Fakat biraz rahat. Sebebini de biliyoruz. Burnuma girmeye çalışıyordu parazitleri. Öyle uyandırıyordu. Kulağıma vizy. Keskin çalgı gibi yönetiyorlar. Sonra çıkıyorum tuvalete. Kabus. Biraz çıkıyor. Kilit var gibi. Giyiyorum sonra hissediyorum. Frekans başladı. Çünkü kırk sesi geldi. Ve secde ederken sıkışma başlıyor. O frekansla. Böyle bu şekilde bir orada bu insanlara saldıranlara sen arka çık. Servet üstüne servet. Tekrar soruyorum neden o melek Şengönül neden unutuldu? Onun mezarına Özgecan gibi böyle güya kadınlık heykeli olan
anıt. Neden onun mezarına da yapılmadı bu devasa ancağa benzeyen anıt? Mezarının üstüne. Uyarıyorum yetkili, siz bu seri katil canilerin ekmeğine yağ sürün, daha kadar ekmeği büyüsün de büyüsün. Anasını satayım, zama bak be, zamcık. %35-40 bilmem kaç. Dünyanın neresinde görülmüş bu be? Toplu taşı da. Bunlar her yerde tek elleri var, daha çok olsun diye. Çünkü o zamın ertesi belli. Diğer şeyler de pahalanacak. Dolar da yükselecek. Dövizimiz, kurumuz düşecek. İşlem bu. Bankacılar Birliği olayı. Her şeyin tekeliğini ele geçirmişler. Ve hala bunlara arka çıkacağım. Besbelli hangi akbaba hayvan. Hepsi koşturuyor, tek iş yaptıkları yok. Zengin çocuğu hepsi. Tek hayvan gezdirmekle. Hayvan gütmekle, çobanlık yapmakla, bina dikmekle. İşçileri kurban ederek. O ölen, ben öldürülen diyorum, o işçilerin kim bilir ne kadar alacağı vardı. Sıfırlandı. Bütün kayıtlar silindi. Bunların her türlü şeytanlığını çözdüm be. İki yüzlü, aynı yazdığı gibi süslü gösterilerek. Evet, şu an frekans hissetmiyorum. Neden? Yok etrafta. Geçerken belki sallıyorlar. Bu millete arka çıksın. Bu Türkiye'nin hali ne olacak bilmiyorum. Fakat öbür tarafta sizin haliniz ne olacak? Onu çok iyi biliyorum. Bütün geceye böyle keskin nişancı gibi pencereme doğru. Şimdi tertemiz. İşleme bak. Yusuf yayın yapacak. Yalancı çıksın. Şizofren o. Hayal gördü. Dünkü türbanlı da buradan. Anasını satayım. Tipe bak be. Ya porno aktörü ya başka bir aktör. Vücut yapısından belli. Türbanlı. Gelecek burada ileri geri hiç görmediğim kişi, diğerleri gibi binlerce aniden ortaya fırlayan ve üzerindeki ceketi biliyorum, 10.000 dolarlıktır o veya 5.000 elbisesi, köpek gezdirerek. Onunla melek Şengönül gibi evi altın doludur değil mi? Altın tur, altın. Frekans başladı. Evet, orada duracaksın hepsi gibi. Ananın amının servisçiliğini yapıyorum. Yardım et bunların tezgahına Erdoğan Bey'im. Nedir o tezgah söyleyeyim size, aynı ona yaptıkları gibi serbest kalırsa adam burada bana da saldırtacaklardır. Başkalarına da fitneyle, yalanla, iftirayla, yok kadına madına bir şey yaptı diye. Kaç tane sahte şahit, öldürmeye izni var. Bıçakla gezmeye izni var. Tabancayla gezmeye izni var. Çünkü kadınları koruyor.
işlem odur. Diğer işlem de. Bu Melek Şengönül öldü. Özgecan öldü. Ceren öldü. Kadın cinayetlerine getir burada türbanlı, her gün her gün başka başka bir surat işlemi yapsın. Karşı çıkma. Kadına şiddet. Kadının sözü esastır. Bir iftirayla içeri. Hem de nerelere. Size söyleyeyim, bunların soktukları o ruh kurumu hapishaneden bin beterdir. Resmen her gece her gece işkenceleri yiyoruz. Her gün her gün her gün. Tezgahları, tuzakları. Bizim gibi kaç bin tane var bilmiyorum Türkiye çapında. Hepsi de bu akbaba tarafından yönetiliyor. O kadarını bilin. Bütün bu filo gibi, bu magandalar gibi hala orada oturuyor. İşbaşı yapılan bunu demin görmedim. Yeni mi kondu? Bütün gece orada bir tane böyle tuttu. Çöp arabasına benziyor. Taşıyıcı be. Çöp arabasından çok o E5'te baltayla saldırılana benziyor. Birisi o yüzden hapise girdi. Arabama zarar verdi, onu hapse attın. Fakat adam öldüreni serbest bırakın. Bu insanların hiçbirisini zaten yazdığı şey bu Talmud şeylerinde. Bunlar bir şey yaparsa hapise girmez. Bunlara karşı bir şey yapanın hayatı mahvolur. Öldürmek caiz. İşlem bu. Yahudiler değil bunlar. Sahte Yahudilerin kuşatmasındasınız. Hiç şüphe yok. Kim bu sahte Yahudiler? Bence Rumlar falan be. Rumlar ve Sabetaylar, Yecüc Mecüc tarafından yönetilen. Yecüc Mecüc iki kişidir. Sitelerde kedi şiirini okuyorlar.